Yepyeni bir tarif ile Her Telden TV'den herkese merhaba. Bugün serimizin yeni bir tarifi ile tekrar birlikteyiz. Sebzeli, glutensiz bir muffin yapacağız. Yani aslında kek diyebiliriz. İhtiyacımız olan malzemeler şu şekilde. Bir tane ince ince kıymış olduğum taze soğan, yarım önceden fırında pişirdiğim tatlı patates, ama siz bunu çiğ olarak rendeleyip tıpkı şurada şimdi göstereceğim. Kabakta yaptığım gibi kabakla beraber soteleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı yağ, zeytinyağı, avokado yağı ne kullanıyorsanız eşliğinde. Şimdi bunların hepsini önce birleştiriyorum. Sebzelerimiz bunlar. Benim kullandıklarım bunlar. Bu sebzeleri çeşitlendirmek sizin elinizde. Burada bir bardak glutensiz unum var. Bunu ekliyorum. Ve 1,5 bardak kadar badem sütü kullanacağım. Normal süt de kullanabilirsiniz ya da bu tarz bir sütü de tercih edebilirsiniz. Eğer böyle bir süt kullanırsanız tabii aynı zamanda içinden yumurtayı da çıkarıp yerine yumurtanın yerine geçecek bir şeyle kombinlerseniz böyle bir sütle aynı zamanda tabii ki vegan bir tarifte elde edebilirsiniz. Onun yanında başka ne olabilir? Laktoz alerjisi olanlar da bu sütü tabii ki kullanabilir. Şimdi karıştırmaya devam ederken hemen bir tane yumurta ekleyeceğim. Yumurtamızı da ekledim. Aslında sütü direkt eklememenizde fayda var. Benim biraz dalgınlığıma geldi bir yandan. Telefon öttü bir yandan. Vegan, laktozfri falan karıştı birbirine. Neyse, sorun değil. Eğer ki cıvık olursa un, koyu olursa süt ilave edebiliriz ekstra. Ama size tavsiyem 1,5 bardak sütü direkt dökmeyin. Kullanacağınız una göre de çünkü fark edecektir. Gelelim diğer malzemelere. Yarım paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz, dolu dolu 1 çay kaşığı toz sarımsak kullanıyorum ben ve 1 tatlı kaşığı da susam. Homojen bir kıvam alana kadar tüm malzemeyi karıştırıyorum. Yemek kaşığı kadar daha un ekliyorum. Biraz cıvık geldi. Aslında keklerde genelde ben zaten biraz cıvık tutuyorum karışımı. O zaman daha yumuşak oluyor. Bunu da o yüzden çok koyu yapmayacağım. Bu aşamada isterseniz içerisine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, avokado yağı ya da Hindistan cevizi yağı gibi bir yağ da ekleyebilirsiniz. Ben gerek duymuyorum. Evet, kekimin karışımı hazır. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Şurada önceden fırça ile yağladığım, zeytinyağı ile yağladığım kek kalıbım var, altılı. Bunun içerisine dağıtacağım şimdi tüm malzemeyi. Evet, kalıplara aktardım. Takriben yarısından biraz daha fazlasını kullandım. Bunu sarıp buzdolabına kaldıracağım. Yarın pankek şeklinde tavada küçük küçük hafif böyle tavaya yağ gezdirerek o şekilde pankek kıvamında pişireceğim. Arkadaşlar, o da bir yöntem, onu da yapabilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 355 Fahrenheit ya da 180 derece diyelim aslında fırında. Her zaman yaptığımız kekin pişme testini uygulayarak pişiriyoruz. Bir kürdan yardımıyla bakacağız. Yapışmıyorsa pişmiş demektir. Ben öncelikle bir 25 dakikalık ayarlayacağım fırını. Sonrasında ona göre kontrol edeceğim. Piştikten sonra tam olarak dakikayı da söylerim. Şimdi fırına gönderelim. Glutensiz sebzeli kekimiz afiyetle yemeğe hazır arkadaşlar. Dakikasını söyleyeyim. Tam olarak 30 dakikada istediğim kıvamda bu şekilde pişti. Şöyle göstereyim dokusunu da. Çok güzel, yumuşak, henüz ılık. Bu şekilde eğer deneyip paylaşırsanız siz de yorumlarda düşüncenizi çok sevinirim. Beğenerek yiyeceğinize de eminim. Hop, bu arada devriliyor keklerim. Evet, bir başka güzel tarifte buluşmak üzere. Bu belli ki firar edecek. Ben bunu hemen afiyetle yiyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.